Keçe çim maden naki, gazi dikim hem naki. Dişe utim bi aşkate, çivi zani fam naki. Keçe çim maden naki, gazi dikim hem naki. Dişe utim bi aşkate, çivi zani fam naki. Değerli izleyiciler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Soğuk bir Ağrı gününden hepinize selamlar, saygılar. Bugün Ağrı'nın yakın köylerinden birisi olan Yoncalı köyüne geldim. Yoncalı köyünün nüfusu yaklaşık 500 kişi civarında. Hadi gelin şimdi hep birlikte köyün içine doğru geçelim. Bakalım bizi orada neler bekliyor. Selamun aleyküm. Abim kolay gelsin. Allah bereketle eylesin inşallah. Nasılsın abi, iyisin? Abi çobanlık mı yapıyorsun sen? He, İyi maşallah, ne güzel. Hangi köyden? Bu köyden. Yoncalı köyünden misin? He. İyi, köyden biri denk geldi. Abi çobanlık zor mu? Yok, burada zor değil. Burada, burada oturuyor. O tarafta zordu. Kaçta başlıyorsun sabah hayvanları otlatmaya? Sabah 7'de çıkarıyorum. Hatta saat 5'te, 5.30'da. Suyu nereden içiyor hayvanlar? Aşağıya gidiyor. Aşağıda, ne kadar uzakta? Karşı tarafta mı? Bu tarafta. Murat Nehri'nden mi? Murat Nehri'nden. He, orada suluyorsun, sonra bu taraflara geliyorsun. He. Kaç gün çalışıyorsun haftada? He? Haftada kaç gün çalışıyorsun? Ben her gün. Haftanın 7 günü geliyor musun? He. Kolay değil tabii. Hayvanların sahibi Yoncalı'dan mı? He, Yoncalı'ydı. İyi maşallah, ne güzel. Abi sana kolaylıklar gelsin. Sağ ol. Allah'ım. Rabbim işini rast getirsin inşallah. Hadi sağlıcakla kal, hayırlı günler. Sevgili arkadaşlar, Kasım ayının ortasına gelmiş bulunmaktayız. Aşkale köyünden Hayrettin abinin de dediği gibi Kasım'ın 10'u Ağrı'da kışın sınırı sayılıyor. Bugün de 12 Kasım. Artık kış iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Dün de Yoncalı köyüne ilk kar yağdı. Geçen haftalarda dağ zirvelerine kar yağmıştı zaten. Ova'ya da ilk kar Yoncalı köyüne yağdı zannediyorum. Bembeyaz bir kar örtüsü altındaydı köy. Bugün hava biraz daha güneşli olduğu için kar kalkmış ama arkadaki dağların zirvelerinde, hatta eteklerine kadar kar örtüsü hala duruyor. Bu saatten sonra da artık önümüzdeki bahara kadar kar örtüsü kalkmaz Ağrı'da. Merkeze ve Ova'ya da artık yavaştan kar geliyor. Hava yaklaşık 8-9 derece civarında. Geceleri -2-3 derecelere kadar iniyor. Selamun aleyküm. Abi hayırlı günler. Misafir kabul eder misin? Ne demek babam, başını gözünü sen. Kıymetli arkadaşlar, bugün Ağrı'nın merkeze bağlı Yoncalı köyündeyim. Malum kış geldi, havalar soğudu. O yüzden dışarıda pek insan bulmak da kolay olmuyor. Köyün caddesinden geçerken Rasim abime rast geldim. Sağ olsun, o da bizle bir video çekmeyi kabul etti. Oturduk şöyle güneşe karşı. Hoş geldin, safa geldin. Vallahi seni böyle ağırlamak istemezdim çocuklar arzusunda. Olsun abi, tanrı misafiri böyle ağırlanır. Allah sizden razı olsun. Kıymetli arkadaşlar, şimdi ben genelde gittiğim köylerde tabii insanlar tarafından tanınmadığım için önce bir kendimi anlatmak icap ediyor. Rasim amcaya da geldim, direkt girer girmez bir tanrı misafiri kabul eder misin deyince, tabii buranın köyünde yaşayan bütün insanları gibi Rasim abi de hemen tabii ne demek gel buyur gel dedi sağ olsun. O yüzden tanrı misafiri böyle karşılanır abi. Allah geçmiş Allah olsun. Keşke bir hastalık sıkıntınız olmasaydı Allah ama olsun. Olsun. Abi anlatır mısın bize kendini, köyünüzü, köy hayatını? Valla köyümüz güzeldir abi. Komşuluğu güzeldir. Güzeldir. Yaşantı güzeldir.
Ne iş yaptın abi burada? 60 sene ömür neyle geçti? Vallahi ben 38 yıl milletimde çalıştım. 4 yılda ağırlı şeker fabrikasında çalıştım. Emekli oldum. Kaç yıl oldu? 4 yıl oldu emekli olduğum. İyi maşallah. Evet. Onun yanında köyde böyle tarım, hayvancılıkta uğraştın mı? Yok, uğraşırdım. Şimdi yok. Eskiden vardı ama. Eskiden vardı. Şimdi eşim vefat etti. Öyle mi? Başın sağ olsun. 4 senedir Allah razı olsun. Başın sağ olsun abi. Çoluk çocuk yakınında mı peki? Benim 2 kızım var, bir de bir oğlum var. Maşallah. Oğlum da zaten uzmandır. O da asker. Askerdir. Maşallah da. Ne güzel. Askerdir. Çok şükür. Abi Yoncalı köyü de mi Ermeni bir köy? Ermeni köyü müymüş eskiden? Eskiden yok. Ermeni köyü değil. Türk köyüydü bu şey. Burası Türk köyü mü? Türk köyü. Öyle mi? Evet. Buranın eski bir ismi varmış. Ermenice de Yoncalı anlamına geliyormuş. Evet. Şimdi unuttum da. Öyle okuyunca herhalde dedim burası bir Ermeni köyü. Yok yok, burası Türk köyüdür. Öyle. Hı. Evet yani. Ermeni köyü de. Köyün nüfusu ne kadar abi şu an? Şu an 260 yanadır yani. Kaç kişi yaşıyor acaba? Ben bir 500 civarında falan okudum ama var mı o kadar nüfus? Var, o kadar var yani. Seçmen olarak yani. Vallahi hepsi gitti. Şimdi Antalya, İzmir, Aydın, İstanbul, Bursa. Burası da göç veren köylerden birisi, evet, o zaman. Evet, göç yani. Buranın hemen hemen yerlisi pek nadir kaldı yani. Ha. 15-20 tane yerlisi yoktur yani. O kalanlar ne iş yapar abi burada? Onlar da kalanlar da vallahi rehberçilik yapar. Çocukları memurdur. Buradan merkeze gidip gelen merkeze de çoktur değil mi? Merkeze gidip gelirler, he. Merkeze gidip gelirler. Çoktur. Güzeldir köyümüz yani. Dağlara da kar yağmış abi. He, kar yağdı. Dün zaten burada 2 parmaktan 3 parmak kadar kar yağdı. Hemen kalktı çok şükür. Burada sınır 10 Kasım diyorlar. Evet. 10 Kasım'dan sonra kar yağarsa şaşırma diyorlar, evet, değil mi? Öyleymiş. Doğru. Memleketimiz kış memleketi. Burası öyle, evet. Evet. Doğu dedim mi kış memleketi. Buranın rakımı çok yüksek abi. 1700, evet, rakım mı var, ne var? Evet. O yüzden burası dediğin gibi kış memleketi. Evet, doğru diyorsun abi. Kışın çok zor geçiyor mu abi? Nasıl geçiyor köyde şimdi kışlar? Şimdi valla eksi 40 derece olur yani. O kadar soğuk. Çok soğuk olur kışın. Ne yakıyorsunuz abi kışın? Burada kömür tezekleri gördüm ama. Kömür yakıyoruz. O tezekleri de antrede yakıyoruz. Sular donmasın diye. Böyle havalar çok soğuyana kadar herhalde, evet, bir süre tezekle idare ediyor. Tezekle idare ediyor. Ondan sonra kok kömürüyle. Ondan sonra da kömürle. Zaten kömürü yaktım, evler olur hamam gibi. Rasim abi teşekkür ederim abi. Ağzına olur, diline sağlık. Sana da zahmet verdim. Yok ne zahmet var. Allah senden razı olsun. Çocuklar gelin sizi kameraya çekeyim. Geldim ben. Adın ne senin bakalım? Bünyamin. Evet. Senin adın ne? Yakup. Üçünüz bu, kardeş misiniz siz? Evet. Bu, bu, onun ismi ne? Tülin. Tuana. Ha, ne kadar güzel ismi varmış. Siz bu köyde mi yaşıyorsunuz çocuklar? Evet. Aferin size. Kaç yaşındasınız bakalım siz? Ben 4. Ben 5 yaşım. Sen ne kadar konuşkansın öyle maşallah. Ben 9 yaşındayım, bu 2. Ha, ne güzel. Gör. Sen okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıftasın? 2. 2. sınıfa gidiyorsun maşallah. Ben 6. sınıfım. Sen ne zaman başlayacaksın okula? Sen ne zaman başlayacaksın? Okul saati başlamış. Ha, öyle mi? Ben 6. sınıfım. Aferin size. Hadi bir bay bay diyeyim bakalım. Buyur hocam, seni dinleyelim. Anlat kendini bize. Anlatayım size kendimi. İsmim Engin Özmen. Engin Özmen, memnun oldum. Benim ismim de Nuri. Memnun oldum. Hoş defa gelmişsiniz. Ben Eleşkirtliyim. Ağrı Eleşkirtliği, Yeşilova köyünden. Ben İmam Hatip'im. Hocam yaş kaç sorma sahibi oldun? Yaş 40. Hiç göstermiyorsun ama. Öyle mi? Şöyle 37 belki en fazla derim. Teşekkürler efendim. Maşallah ne güzel. 40 yaşındayım. 2014 Mayıs ayında da buraya geldim. Yaklaşık bir 7 yıllık geçti aşkın bir 7 yıldır Yoncalı. Yoncalı köyünde görevliyim. Yoncalı nasıl bir köy hocam? Bize biraz da köyden bahsedin. Yoncalı köyü Terekeme köyüdür. Terekeme? Terekeme. Tam anlamını bilmiyorum, nedir?
yarı Türk köyü açısından. Öyle mi? Karapabak köyüdür. Eski ismi mi? Yok, Karapabak köyü yani yerlisini o şekilde biliyor. Karapapaklar diyorlar. Tamam şimdi o. Aslında Türk köyüdür. Tabii ki yerlileri göç etmişler. Hı hı. Zamanla satmışlar. Konumu güzel bir köydür. Çoğunluk satıp gitmişler. Daha sonra Kürt vatandaşlarımız gelip burada arsa satmışlar, ev almışlar, yerleşme olmuşlar. Şimdi Kürt-Türk karışımı bir köydür. Köyde bizim birliğimiz, beraberimiz çok şükür güzel bir yaşamımız vardır. Evet. Nüfusu iyi olan köylerden. 120 hane yakın bir köydür. 500 kişi civarında. 500 kişi var yakın. Nüfus vardır. Tabi şimdi köy içine dolaşan kimse bulamayız. Evet. Genelde şehire giderler. Merkeze yakın olduğu için öğrenciler okula gidiyorlar. Gençler bizim burada ayakkabı fabrikası açılmış. Burada çalışıyorlar. Onun haricinde neler yapıyor hocam köyün insanları? Köyün vatandaşı hayvancılıkla uğraşıyorlar, tarımla uğraşıyorlar. Şu arka tarafta da büyük büyük çiftlikler gördüm. Çiftlikler vardır, hayvan çiftlikleri vardır köyde. Zaten hem köyün geçen hemen aşağısında çiftlikler vardır. Orada hayvancılık yapıyorlar. Yani iyi bir çiftlik yapanlar vardır köyde. Evet. Geçim kaynaklı böyle hayvancılık... Böyle sistemli olarak değil mi? Böyle fazla fazla hayvanla. Aynen. Maşallah. Yani bir şekilde... Tabii herkes bunu yapmıyor. Birkaç kişi bu şekilde yapıyor. Diğerleri de 2-3-5 tane hayvanları vardı o şekilde. Küçük bir çiftçilikle uğraşıyorlar. Yani. Köyümüz güzel bir köydür. Şehir merkezine yakın bir köydür. O da çok büyük bir avantaj değil aynen mi? Aynen öyle. Buradaki insanlar çalışmaya falan gittiği zaman yol problemi çekmiyorlar. Yok, sıkıntı olmuyor. Özellikle kış aylarında yollarımız kapanmıyor zaten. Bu konuda rahatız. Evet. Köyümüz güzeldir, halkımız, vatandaşlarımız güzeldir, sıcaklıklar. Köyde genç yok mu hocam? Var mı genç? Var, gençlerimiz var. Gençler de şu anda fabrikada çalışıyorlar. Gençlerimiz, asker olan gençlerimiz vardır. Evet, onda vardı, abinin oğlu da askermiş. Onun oğlu askerdir. Aynı şekilde var, asker görevi. Gençler burada biraz da iş imkanı olunca çok fazla gitmemiş değil mi? Yok. Çoğu köyde çünkü genç hiç yok. Yok, şu anda aynen öyle. Mesela Eleşkirt'in köyleri, gençleri çoğu yurt dışına gitmişler. Evet, Eleşkirt'te yurt dışındaki gurbetçileriyle çok fazla meşgul. Aynen, Eleşkirt'te bayağı gurbetçi vardı yurt dışında, Avrupa'da. Ama bura öyle değil. Burada kimse bu şekilde yurt dışına gitme durumu olmamıştır. Gençler kim okumuş, görevler, devlet memurları olmuşlar. Kimi de okumayıp şu anda fabrikada çalışıyorlar. Kimi de asker olmuş. Ne güzel. O şekilde. Geri göç var mı hocam? Zamanında gurbete çıkmış insanlardan. Yok herhalde. Fazla yok herhalde. Fazla yok. Sadece ben buraya gelmeden beri bir iki komşumuz gittiler İstanbul'a göçtüler, geri geldiler. Evet. Tabii daha önceleri gidenler. Onlar artık kök salmış orada. İstese de gelemiyor. Genelde zaten. Burada gidenlerin çoğu Antalya'ya gitmişler. Antalya'ya yerleşmişler. Evet. Genelde İzmir'e gidiyorlar ama buradakiler Antalya'ya mı daha çok? İzmir'e de giden var. Evet. Ama buranın çoğu Antalya, İzmir gitmişler. Çok fazla mı gurbetteki Yoncalılar? Bayağı varmış. Ben tabii gelmeden önce... Bir köyün bir nüfusu kadar var mı dışarıda? Aynen, vardır evet. Kanalımız da biraz o açıdan takip ediyorlar. Şimdi ben köyleri geziyorum. Normalde Ağrı'nın bir köyünü çok fazla insan ilgilenmez, bakmaz etmez. Aynen. Ama buranın insanları genelde gurbette olduğu için ya arkadaş bizim köyümüzü de çekmiş ne güzel falan hemen birbirlerine böyle gönderiyorlar, aynen, ediyorlar. Doğrudur. Öyle olunca güzel, sempatik bir izleyici kitlemiz oluşuyor. Razı olsun, iyi oldu. Biz de bu arada sizi besleyelim. Eğer oradaki her ne kadar tanımasak da Yoncalı vatandaşlarımız eğer burada göç edip ülkemizin neresinde olursa olsun eğer bu programı biliyorlarsa bizden de onlara selam olsun. Aynen, bizden bol bol selam olsunlar. Videolarımızı bol bol izlesinler. Allah'a emanet olsunlar. Hocam var mı demek istediğiniz başka bir şey? Yavaştan kapatalım. Allah sana razı olsun. Hoş sefa geldiniz. Allah razı olsun. Yine bekleriz. Misafir etmek istiyoruz sizleri. Allah razı olsun. Bekleriz. Yordum sizi de böyle ayakta hakkını helal etmiş. Allah hoş olsun. Allah sana razı olsun. Hayırlı kanalda hayırlı şeyler görürsün inşallah. Amin inşallah. Söyleyle de edersiniz inşallah. Topluma, memlekete, millete faydalı, hayırlı bir hizmet olur inşallah. En azından bu köyümüzü tanımayan Basra'daki insanlar da köyümüzü tanımış oldular. Evet. Üç güzel gelin.